Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü kutlanıyor. Gün boyu özel yayınla kutlamalardan yansımaları sizlerle paylaşacağız. Törenlerin ilk adresi Çanakkale 18 Mart Stadyumu'ydu. Kameralarımızı Çanakkale'ye çevirelim. Ayrıntılar TRT Haber muhabiri Nurgül Dönmez'de. Çanakkale destanının yazıldığı topraklardayız. Bu tarihi topraklarda 100. yıl kutlanıyor. İlk tören stadyumda başladı. Saat 9.30'da başladı bu tören ve bayrağı altın madalyanın takılmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı ve protokol konuşmaları vardı. Başbakan Ahmet Davutoğlu 100. yıl kutlamalarına katılıyor. Davutoğlu da buradaki protokol konuşmaları kapsamında konuştu. Sonrasında şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Mahterem bölüğünün şovu vardı. Ardından da geçit resmiyle buradaki törenler sona erdi. İsterseniz protokol konuşmaları dedik. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşmalarından satır başlarını aktaralım. Başbakan kendi ailesinden de Çanakkale'de savaşan, şehit olan kişiler olduğuna vurgu yaptı. Onların bıraktığı kutsal emanete sahip çıkacağız. Asla o emaneti bırakmayacağız dedi. O emanete karşı bölücülük yapmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz dedi. Çanakkale'de Kürt, Türk, Laz, Çerkez bir sürü insan burada savaştı diye konuştu. İsterseniz Başbakan da Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasından bu bölümü getirelim şimdi ekranlara. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tohumlarını bu mübarek topraklarda attılar. Allah onlardan razı olsun. Onların emaneti bizim için kutsal bir mirastır. Ve ebediyen bütün milletimiz tarafından da bu miras omuzlarda taşınacak. Bu aziz bayrak zirvelere taşınacaktır. Bu kutlu savaşın aziz milletimizin tarihinde bilincinde uyandırdığı en önemli hatıra milli birliğin ve beraberliğin önemidir. İşte 100 yıl önce bu topraklara şehit düşen aziz atalarımız bize şehadetleriyle aslında geleceğimizin, istikbalimizin de temel prensibini ortaya koydular. Yurdumuzun her bir köşesinden şehadete yürüyenler bundan sonra da o yurt topraklarında ebediyen kardeşliğin tohumunu attılar. Aziz şehitlerimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Bıraktıkları miras, bıraktıkları birlik ve kardeşlik mirası ebediyen taşınacaktır. Bugün Diyarbakır'da da, İzmir'de de, Hakkari'de de, Edirne'de de, Rize'de de, Muğla'da da o aziz şehitlerin torunları omuz omuza geleceğe yürüyorlar, yürüyecekler. Onların mirasına, onların hatırasına ayrımcılık, bölücülük sokmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı kutlamaları Şehitler Abidesi'ndeki törenlerle devam edecek. Ayrıntıları TRT Haber muhabiri Özlem Coşar aktaracak. Evet, Türk milletinin kalbi bir asır sonra bir kez daha yenilmez denilen güçlerin büyük bir yenilgiye uğratıldı. Çanakkale'de atacak. Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi'nin 100. yıl dönümü gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanacak ve buradaki etkinliklerin öğleden sonraki adresi ise şu an bulunduğumuz Gelibolu'daki Şehitler Abidesi olacak. Buradaki törenlere Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılmasının beklendiğini belirtelim. Evet, buradaki etkinliklerden biraz ayrıntı bilgi vermek gerekirse burada saat 14'te başlayacak. Burada düzenlenecek törenler ve ilk olarak burada Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak. Ardından da Çanakkale şehitleri için saygı duruşunda bulunulacak. Saygı atışı gerçekleştirilecek ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından da törenin protokol konuşmaları başlayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmalar gerçekleştirilecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Çanakkale'deki merkezdeki programın tamamlanmasının ardından helikopterle saat 14'te buraya geçecek.
ve burada bir konuşma gerçekleştirecek. Buradaki konuşmasının ardından da anıt şeref defterini imzalayacak ve bu konuşmaların tamamlanmasının ardından da törenlerin görsel tören bölümü başlayacak. Zira burada savaş gemileri bir geçit töreni gerçekleştirecek ve Türk yıldızlarının da nefes kesen bir akrobasi gösterisi olacak yine Gelibolu'daki Şehitler Abidesi'nde. Bu gösterinin geçit töreninin tamamlanmasının ardından da şehitlik ziyaret edilecek ve buradaki törenler de böylelikle tamamlanmış olacak. Evet, Çanakkale'de gerçekten de güneşli bir hava var ama hava inanılmaz soğuk. Gerçekten çok soğuk bir kış günü yaşıyoruz biz burada Çanakkale'de. Ama tüm bunlar buradaki törenlere, etkinliklere, Çanakkale'lerin ya da başka illerden gelen vatandaşların katılımının önünde engel değil. Şehrin her noktasında çok büyük kalabalık var. Buradaki şehitlikleri ziyaret eden vatandaşlarımız var. Biz de gün boyunca TRT ekipleri olarak buradaki atmosferi an be an sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Teşekkürler Özlem Coşar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Türkiye ve sağlık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşına en iyi sağlık hizmetini vermeyen devlet başarısız bir devlettir dedi. Cumhurbaşkanı Ankara Sağlık Kampüsü açılışına katıldı ve Çanakkale zaferine atıfta bulundu. Erdoğan, sağlık görevlilerinin Çanakkale'nin gizli kahramanları olduğunu söyledi. Sıhhiyecilerimiz Çanakkale savaşımızın görünmeyen kahramanlarıdır. Çanakkale zaferi gözlerinin nuru evlatlarını gerektiğinde vatan uğrunda şehit olsunlar diye kafalarına kına yakarak askere gönderen Yozgat Sorgunlu Hatice anaların onları kendi öz evladından önce kurtarmak için canını dişine takan Tarık Nusretlerin sayesinde kazanılmıştır. Sağlık hizmetleri yeni Türkiye hedefimizin de en öncelikli alanlarından biri olmaya devam edecek. Bize göre vatandaşına en iyi eğitimi vermeyen devlet başarısız bir devlettir. Vatandaşına en iyi sağlık hizmetini vermeyen devlet başarısız bir devlettir. Ama artık Türkiye bunları aşmış ve hızla geleceğe yürüyen aydınlık yarınların yeni Türkiye'sini kuran bir devlet durumundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin dört bir yerinde sabah namazı sonrası Çanakkale şehitleri için mevlid okuttu. Programın sonunda cemaate lokum ve tayin ekmeğinden oluşan asker tayını dağıtıldı. Çanakkale zaferinin 100. yılı dolayısıyla camilerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ankara'da düzenlenen mevlid programı Hacı Bayram Veli ve Maltepe camilerinde gerçekleşti. O manevi ruhu yaşamaya çalıştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Camiden çıkışta halka Türk Kızılayı tarafından lokum verilirken Ensar Vakfı da vatandaşlara buğday çorbası, şekersiz üzüm hoşafı ve tayın ekmeğinden oluşan asker tayını ikram etti. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Akdoğan, Demirtaş'ın sözlerini, kendi hareketini kendi kitlesinin geleceği üzerine bir plan yapmak yerine, başkalarının nasıl engelleneceği üzerine siyaset yapan bir tarz ifadeleriyle yorumladı. Akdoğan, aslında bu CHP'nin siyaset tarzının bir benzeri. Bu yüzden Demirtaş siyasetiyle CHP siyaseti ruh ikizi olarak da adlandırılabilir dedi. Akdoğan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Buna menfi siyaset denir. Yani kendi hareketinin, kendi kitlesinin geleceği üzerine bir plan ve hesap yapmak yerine başkalarının nasıl engelleneceği üzerine siyaset yapan bir tarz. Aslında bu CHP'nin siyaset tarzının bir benzeri. O yüzden Demirtaş siyasetiyle CHP siyaseti ruh ikizi olarak da adlandırılabilir. Çözüm süreci AK Parti'ye duyulan güven sayesinde devam ediyor. Bu süreci Tayyip Erdoğan başlatmıştır. Ona duyulan güven sebebiyle büyük bir toplumsal destek oluşmuştur. Ve hükümete duyulan güvenle bu süreç devam etmektedir. Siyasi rekabet başka bir şeydir. Provokatiftir, başka bir şeydir.
Demirtaş'ın yaptığı biraz budur. AK Parti kaybetsin de ülke batarsa batsın anlayışı. Zamanında Sayın Cumhurbaşkanımız için muhtar bile olamaz da denmişti. Ama süreçte neler olduğunu hep birlikte gördük. Demek ki akıllanmamışlar. Aynı kafa yapısı, aynı zihniyet, benzer bir tarzda siyaset yapmayı sürdürüyor. Emniyet istihbaratı usulsüz dinleme yapıldığı iddialarına ilişkin davanın görülmesine Ankara'da devam ediliyor. Ayrıntıları TRT Haber muhabiri Damla Uğur Türk aktaracak. Yasadışı dinleme iddialarına ilişkin başlatılan davada 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ikinci duruşma günü saat 9.15'te başladı dava. Bu davanın ilk saatlerinde sanıkların savunmaları alındı. Dün savunmaları alınamayan sanıklar bugün davada tamamladılar ifadelerini. Önümüzdeki dakikalarda aslında duruşmanın son bulması bekleniyor. İleri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Şu anda da sanık avukatları ifade veriyor. Son savunmaları yapılıyor. Ardından talepler vardı. Hem müştekilerin hem sanık avukatlarının sanıkların talepleri vardı. Bu talepler karara bağlanacak. 18 isim özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi evrakta sahtecilik, suç örgütüne üye olmaktan suçlanıyorlardı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı milletvekili Haberal'ın oğlu, Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ve askeri projelerdeki bazı görevlilerin de burada dinlendiği ifade ediliyor. Bu dinlemelere, bu ifadelere karşı sanıklar hiçbirini kabul etmedi. Dinlemelerin usulü ilişkin yaptığını belirttiler. Önümüzdeki dakikalarda bir ara karar bekliyoruz. Teşekkürler Damla. İçişleri Komisyonu iç güvenlik paketinin geri çekilen maddelerini görüşmeye devam ediyor. Komisyon bugün de 15 maddeyi metinden çıkarttı. İç güvenlik paketinin 63 maddesi İçişleri Komisyonu'na geri çekilmişti. Söz konusu düzenlemenin 15 maddesi daha metinden çıkartıldı. Pazartesi günü de 7 madde metinden çıkartılmıştı. Görüşmeler bugün kaldığı yerden saat 14'te devam edecek. Meclis Genel Kurulu'nda ele alınan ve internete erişimden öğretmenlerin ek derslerine kadar pek çok düzenlemeyi içeren torba teklifin 11 maddesi kabul edildi. Düzenlemeye yeni ihtisas edilen maddeyle sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin %50 artırılması öngörülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda müzakere edilen ve toplam 36 maddeden oluşan torba teklifin 11 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre lisans mezunu ebeler, meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığı'nca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışacaklar. İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Üniversitenin mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanı seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir isim olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. Teklifle Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne 2735 kadro ihdas ediliyor. Ek ders ücretleri, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilerle bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenecek. Ayrıca teklife ihdas edilen maddeyle sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin %50 artırılması öngörüldü. Görüşmeleri aktardık. Özel yayınımız devam edecek.